İlla sıra dışı bir şeyler keşfetmek için sıra dışı olmak mı lazım? Şimdi öyle çok şey var ki, mesela sıra dışı şey keşfetmekten kastımız nedir? Bir de kim sıra içi ki? Yani sıra dışı olmak diyelim. Hani biz hepimiz zaten sıra dışı değil miyiz? Sorun orada. Bizim insan olarak en önemli problemimiz kendimizi bir şeylerin sıradanı olarak zannetmek. Bunu bize zannettiriyorlar ki, yani şöyle bir şey zannettiriyorlar: ya koyun gibi yaşıyorsun kardeşim, kalabalığa kapılmışsın, işte herkes her gün aynı şeyler falan filan. Sonra diyorlar ki farklı ol, nasıl? Benim arabayı al, benim bilgisayarı al, benim telefonu al, çok farklı olacaksın. Mesela işte dünyanın en meşhur telefonlarından bir tanesi, tıpkı basım, aynı dizaynlarla milyonlarca telefon satıyor ve sloganı Think Different, yani farklı düşün. Şimdi burada bir oyun olduğu açık. Devamlı sıra dışı olma teşviki size sıra dışılığınızı unutturmak içindir. Eğer siz sıradanlığın sıra dışılığını fark edebilirseniz, o sıradan dediğimiz şeyin içerisindeki sıra dışılıkları görebilirsiniz, o zaman bu propagandaları yemezsiniz. Mesela gençken dönem dönem neler oluyordu? Mesela bana olmuştu. Falanca kot markasından alıp da turuncu etiketi arkada sallatmıyorsan sen olmadın daha. İlla o kottan mı alacaksın? O Levi's olacak yani. Efendim işte biraz büyürsün ya da şey olsun, Versace olacak, bilmem ne olacak, değil mi? O markalar sana ne veriyor? Mesela sen zengin görünümlü, ya da ne diyeyim, o alınan, üstüne giyilen şeye layık bir insan pozisyonu veriyor sana. Yani sıra dışıymışsın gibi algılatıyor. Çok ilginç psikolojik testler var. Mesela markaları da pek bilmem ama nedir? Şu böyle kaliteli bir gözlük markası ne var? Ray-Ban falan değil, daha böyle uçuk. Mesela Gucci Mucci'dir herhalde, ne bileyim. Gucci diyelim, Gucci gözlük olsun. Bir grup insana gerçek Gucci gözlükler veriyorlar. O insana takıyor. Bir kısmına da diyorlar ki size Gucci görünümlü sahte çakma gözlük veriyoruz. Bir bunu takın. Ondan sonra işte orada da bir test yaptırıyorlar insanlara. Aslında dürüstlükle ilgili ve hile yapabilecekleri bir test. Ve şunu görüyorsunuz: sahte gözlük takanlar, yani çakma gözlük takanlar, daha fazla kandırma eğilimindeler karşı taraf. Ve gerçek gözlük takanlar diyorlar ki ben kendim ahne süperim. Şimdi white coat efekt falan dediğimiz etkiler de var. İşte beyaz önlük giydiğinizde konuşmanız değişiyor. Ya da karşınızda beyaz önlüklü biri olursa hemen böyle itaat moduna geçiyorsunuz. Söylediğine inanmak istiyorsunuz. İşte doktor falan etkisi böyle bir etki. Yani şimdi bunların hepsine baktığınızda bizim zihnimiz aslında hiç de zannettiğimiz gibi öyle kendimizi olduğu gibi algılamıyor. Biz kendimizi başkaları cinsinden, daha önce konuşmuştuk, göreceli olarak algılıyoruz. Dolayısıyla algılayabildiğimiz şeyler diğerlerinde görebildiğimiz şeyler olduğu için sanıyoruz ki biz hep onlar gibiyiz, onlar da hep bizim gibi. Hayır efendim, öyle değil. Yeri geldiğinde sadece otururken, konuşurken veya düşünürken bile son derece sıra dışı olabiliyoruz. Ama bunu görebilmemiz için kendimize bakabilme alışkanlığına sahip olmamız, kendimizle hemhal olabilme zamanını ayırabiliyor olmamız lazım. Bu da böyle meditasyon falan, öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani oturup biraz yazmak, acık belli konularda sohbet etmek, kelam etmek yani. Biraz kafayı, zihni, duyguyu belli konularda zorlamak, biraz bir şeyler için çabalamak, yapıp yapıp yapamadığını görmek gibi kişisel sınırları ve özellikleri test ve tespit edebilecek çalışmalardan bahsediyorum. Bunlara bir kere girdiğinizde zaten ne kadar sıra dışı olduğunuzu hemen fark ediyorsunuz. Bu arada bunu sizlere söyleyen ben efendim. Bu sıradanlık duygusunu belki 30'larımda sorgulayabilmişimdir. Yani o zamana kadar, 30'lu yaşlarıma gelene kadar ben de herkes gibiydim ve herkes gibi olmamak için elimden geleni yapmaya kararlıydım bir dönem özellikle. Fakat bu kararlılık benim açıkçası burnumu dışkıya bulaştırmak dışında hiçbir işe yaramadı. Ne zaman ki kendime dönüp de aga ben neyi iyi yaparım dedim, işte o zaman ip koptu. Bugün karşınızda konuşmamı sağlayan, sizin bu yayına bu kadar vakit ayırıp da izlemenizi sağlayan şey, kendimce kendimin iyi olduğu bir yer keşfettiğimi zannetmemle ilgili. İşte konuşmak, anlatmak, okumak, yazmak, bilimsel bilgilerle uğraşmak falan gibi. İçinizdeki sıra dışılık böyle bir şey. Yoksa hiç kimse yani sıradan olabilecek kadar sıra dışı değildir diye paradoksal bir cümleyle şeyi bitirmek isterim. Hepimiz cinsiz arkadaşlar. Allah cinsliğimizi arttırsın diyerek sözü tekrar Ayşe Naz, Hazal Sezen'e ve diğer arkadaşlarına bırakıyorum.